Evet, başlıyoruz. Yiğit, duyuyor musun sesimi? Duyuyorum hocam. Şimdi senin dediğini yapabiliriz. Fakat o çok uzun zamanda soru çözümünü gerektirir. Yani bir soru çözmek yerine bir soru çözünceye kadar o zaman çok zaman geçer. Yani şimdi 3, 4 kat, 5 kat daha fazla soru çözüyoruz ve çözmediğimiz çok fazla soru tipi kalır. Yani şimdi en üst seviyeye kadar çıkıyoruz şu anda. Yani İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde de, Ankara Fen Lisesi'nde de bundan daha fazla soru çözülmüyor. Yani hatta biz daha fazla soru çözüyoruz diyebilirim. Yani isterse çoban çocuğu ol. Yani bu avantajı yaşıyoruz. Burada yani takıldığımız yer varsa onu ya toplu halde çözeriz ya da tek tek. Yani o zaman herhangi bir noktada sıkıntı kalıyorsa, diyelim ki 8. sınıftan bir eksiğin var ya da daha önceki konudan bir eksiğin var. Onu öyle çözerek takılmaları giderebiliriz. Oldu mu? Hocam Yani aslında ben şey demek istemiştim. Tamam normal siz hazır cevap oradan kenardan yazılan cevapları anlatıyorsunuz bize ama siz anlatırken ben aşağıya baktığımda orada bir sayı görüyorum ve o sayının nereden geldiğini düşünürken bazen dersten kopuyorum. Ve bazen siz buradan anlatınca da hocam hangi yolu kullanacağımı tam olarak anlayamıyorum. Ben demiyorum ki hocam biz her soruyu sıfırdan anlatarak çözelim. Zaten siz iki tane, üç tane soru anlattığınızda benim kafamda oturacak hocam. Yani en temelden hangi yolları kullanabilirim? Soru sayısı hocam tipi arttıkça dalları olacak o şeylerin. Yani iki, üç farklı soru tipi olacak ve ben onu daha sonra zaten kavrayacağım. Yani bu sonsuza kadar devam edecek bir şey değil ama birkaç soru siz böyle anlatırsanız bence sadece benim değil arkadaşlarımın da yararlı olacağını düşünüyorum. tamam, dikkat edelim buna. Yani buradaki metindeki kullandığımız çözüm çok oturmuş ve herkesin rahatlıkla kavrayacağı bir çözüm tarzı. Yani buradan bunun dışında bir yol yaptığımız takdirde daha az soru çözeriz ve daha az detaya gireriz. Yani size eksik bilgi gelmiş olur. Yani takıldığınız yeri anında söyleyeceksiniz. Anında. Ben şunu anlamadım diyeceksiniz. Belki de anlamadığınız yer bazen şu olacak. Anlamadığınız bir yer varsa bu 8. sınıfta diyelim ki denklem konusundan eksik var. Oradan kaynaklanıyor. Veya işte efendim 8. sınıftaki fen konusunda şu konuda bir eksiklik var. Onu teşhis etmemiz gerekiyor. Oldu mu? Onu anlamak da bana yardımcı olursanız onu çözeriz. Yani Hocam hiçbir aslında benim bir eksiklik eksiğim kalmaz. yok. Şu an burada şey var. İki aracın aldığı bir yol var. Bir aracın diğer araca yetişmesi durumu var ve onu geçerken en baştaki birbirleri arasındaki mesafenin bulunması isteniyor. Yani aslında benim bir eksiğim yok hocam. Siz hani bu cevapta anlattığınız zaman mesela orada en üstte yazıyor. K aracın aldığı yol işlemler gösteriliyor. Mesela diyelim 11 olur. Ayrıca K aracının aldığı yol. İkisini de hesaplıyoruz mesela hocam. Ama siz bunu çözümleri yaptıktan sonra toparlayıp hangi yoldan gittiğimizi kısa bir şekilde anlatsanız o da benim için kafidir. Olur canım, toparlarız en son. Kısaca bir daha özetleyebilir miyiz dersin? Yani ne eksik kaldıysa sorunun sonunda arasında söyleyebilirsiniz. Ancak hocam evet bu özetlemede şey şu anda hocam hani mesela soru yaptık ondan sonra kısaca özetler misiniz dediğinde hocam benim istediğim şey şu değil. İşlemleri söylemeniz değil. Hangi nerede hangi mesafeleri birbirinden çıkartacağız? Tamam. Nerede ne yapacağız? Tamam. Yani Yani orada matematiksel işlem ben takılmıyorum. tamam. Sorunun özü yani. Sorunun özünü istiyorsun. Evet hocam özünü istiyorum. Tamam. Zaten olay bu. Şimdi dikkat ederseniz burada bazı deneyleri falan da yaptık, anlattık, konuştuk. Şimdi buradaki kavramlar kafanızda tam oturması gerekiyor. Yani bu kavramlardan, kelimelerden herhangi birisi oturmadığı zaman orada kopuyor film. Anladınız mı? Yani o kopan yeri bana hemen söylemeniz gerekiyor. Yani ben şurada koptum diye söylemeniz gerekiyor. Bunda tabii şunlar da etkili oluyor.
Yani diyelim ki bir arkadaşımız derse bir dakika geç geldi. Orada da biz bir soruyu anlattık. Biz örnekleri o kadar dikkatle seçiyoruz ki o örneği kaçıran aslında çok şeyi kaçırmış oluyor. Yani ne olması gerekiyor? O bir dakikayı kaçırdıysa ben videoyu attığım zaman zaten videoyu hemen atıyorum dersten sonra o videodan o açığını o arkadaşımız ne yapmalı? Kapatmalı hemen. Yoksa ne yapar? Sınıfta engel olur ve ayağımız ona takılır. Oldu mu? Yani aynı tipten burada her yaptığımız tip dikkat ederseniz bir tane. Yani aynı tipten bir tane daha soru çözersek müfredat bitmez. Zaten Türkiye'deki okulların %99'u diyebilirim ki müfredatı yetiştirmiyor, yetiştiremiyor. Ne yapıyor? Diyelim ki bu konu hareket konusu mu? Diyelim ki en son konular özellikle son 2-3 tane konu. Kulomb kuvveti yazıyor. Konu bitmiştir diyor. Hatta o konuya hiç adını bile bilmiyor öğrenci. Anladınız mı? Yani biz hesabımızı, nefesimizi ona göre ayarlıyoruz ki her konunun hakkını verelim ve bütün konular bitsin. Yani bitmeyen konu demek sizi TYT'de, AYT'de, meslek hayatınızda mağdur edecek demek, sıkıntı çektirecek demek. Onun için biz de ne yapıyoruz? Bir örneği, bir örnek tipi, ana tipleri anlatıyoruz. Ana gıdaları anlatıyoruz. Ana soru tiplerini. Onlardan Hocam ana birer soru tane tipleri çözüyoruz. Birer tane daha çözsek anlatabiliyor muyum? müfredat bitmez. Anlaşıldı mı? Hocam ya, hocam sizden bir tane daha çözmenizi istemiyorum. Benim tek istediğim şey, burada giden iki tane araba var. K aracının L aracını geçerken oluşan şeyler. Mesela L de devam ediyor. Yani en başından bir anlatsanız ben bir daha sormayacağım hocam ya. Siz Tamam, bir peki. kere anlatın hocam, sormayacağım. Tamam. Ama sağdaki çözüm üzerinden gitmeyin lütfen. Çünkü benim kafam karışıyor. Aşağıdaki işlemleri görünce o nasıl geldi diyorum. Ondan sonra bir anda kopuyorum Kopmamaya çalış, ben seni yapıştırırım. Şimdi sorumuz şöyle diyordu arkadaşlar. Burada K ve L araçları yarış yapıyorlar. K aracın hızı daha büyük. Tabii ki bu K aracı L aracını geçecek. Bu olay sırasında şu aradaki x mesafesi kapandığı gibi K aracı ne yapıyor? Öne bile geçiyor. Bu olay sırasında K aracı geçme sırasında 15 L yol aldığına göre şu x mesafesi kaç L'dir diyor. L burada nedir? Arabaların boylarının cinsinden. Öndeki araba L boyuna sahip, arkadaki araba da 3 L boyuna sahip. Bu şekilde bizden şu x mesafesinin kaç L olduğunu söylüyor. Biz de ne yapıyoruz burada kısaca? K'nın aldığı toplam yolu önce bir yazıyoruz. Ama burada tanımadığımız xL var. Onu buradaki bilmediğimiz bazı kavramlar var. Mesela K ne kadar yol almış tek başına? L ne kadar yol almış tek başına? Bunları ayrı ayrı pişirip kendi aralarında akraba görünenleri ne yaptık? Oranladık. Ve buradan bilinmeyenlerden bir tanesini yok etmek istiyoruz. Yani bilinmeyenleri yok etmek istiyoruz. Onu bilmeden bu sorunun içinden çıkamayız. O zaman XL'yi bilmiyorduk. Onu bildiğimiz cinsten, L cinsinden yazmış olduk. Onu da ilk denklemde yerine yazıp buradan da XL boyunun ne olduğu ortaya çıktı. Evet, burada başka sorusu olan var mı? Geçiyorum. Sayfa 129 bitti. Var mı burada sorusu olan? Yok. Geçiyoruz. Bir başka soru. Soruların hepsi farklı mesaj veriyor. Yani bunları yaptığınız zaman hem okulda hem TYT, AYT'de bütün soru tiplerini hemen hemen bitirmiş olursunuz. Yani farklı bir tip kalmıyor. Yani çok geniş bir soru yelpazesi yapıyoruz. Evet, bu soruyu da siz bir taraftan okurken ben de sizin anlamanıza yardımcı olayım. Ne diyor? Şekildeki konumdan itibaren K aracı L'yi tamamen geçinceye kadar, bu sefer ters yönde gidiyorlar. Ters yönde gidiyorlar. K aracı L'yi tamamen geçinceye kadar kaç metre yol alır? Metre cinsinden istiyor bu sefer. Haydi bakalım.
Biraz önce bir elektrik kesintisi yaşandı. Onun için hemen geldi. Kopukluğun sebebi elektrik kesintisiydi. Hocam cevap A mı? Cevap A diyor dedin sen. Başka cevap Bursa. Bursa. İki tane cevap aldık. Cevabı açıklayalım. Bursa. Anlatalım. Acaba bu olay neden böyle oldu? Bu olay neden böyle oldu? Şimdi açıklayalım arkadaşlar bunu. Önce soruyu biraz daha geniş anlayalım. Şimdi ne diyor sorumuz bize? Sorumuz bize diyor ki doğrusal bir yolda, zıt yönde, yani biri kuzeye giderken diğeri ne yapıyor? Güneye gidiyor. Biri batıya gidiyorsa diğeri de doğuya gidiyor. Yani zıt yönde olan KL araçlar bir çizgi boyunca demek tabii ki doğrusal demek. Boyları 5 metre. K arabasının neymiş? 5 metre. Diğer arabanın L arabasının boyu da neymiş? 15 metre. Sabit hızlarının K'nın sabit hızı hep 15. Ne demek bu? Saniyede 15 metre gidiyor. L aracının hızı da 10 metre bölü saniye. Yani 1 saniyede 10 metre gidiyor. Bu durumda konumdan itibaren, şekildeki konumdan itibaren K aracı L'yi tamamen geçinceye kadar yere göre kaç metre yol almıştır? Burada da K aracı L'yi dediğine göre şu K aracının burnuna A diyelim. Arka tamponuna da B diyelim. L aracının da ön tamponuna C diyelim. Arka tamponuna da D diyelim. Böyle mi? Evet. Şimdi burada geçmesi denen olay nedir? Neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman, değil mi? Biz bunu zamanı çekelim. Zamanı çekersen buradan yol bölü hız olur mu? Olur. Evet. Peki bu sırada yolu üst kata yazalım. Hızı da alt kata yazalım. Bu geçme olayı dediğimiz şu A burnunu dikkat edin şimdi. K arabasının A burnu. Şu 15 metreyi tamamen geçmeyecek mi? Geçecek. Bir de şu boyunun tamamını da kurtarmak için kendi boyu kadar daha gidecek mi? Evet. O zaman aldığı yol şu ikisinin boyları toplamı olmadı mı? Evet. Peki hızları ne yapıyorduk? Zıt yönde olduğu zaman topluyorduk. Zıt yönde olduğu zaman ne yapıyorduk? Topluyorduk. Buradan T süresini kaç saniye bulduk? 4 bölü 5. Yani kaç ediyor da? 0,8 saniye ediyor. Değil mi? 4 bölü 5. Ama bize bunu sormuyor. Neyi soruyordu? K aracı L'yi tamamen geçinceye kadar kaç metre yol alır? Ha, yol eşittir hız çarpı zamandı. K'nın hızını biz biliyor muyuz? 15. Burada bize vermişti. Süreyi de bulduk mu 4 bölü 5? Bulduk. Yani şu V'yi yazdık yerine, T'yi de yazdık yerine. Buradan kaç bulduk? 12 metre. Var mı bir pürüz olan? Hocam çok kısa bir daha anlatır mısınız? Tabii. Özetini mi anlatayım? Şimdi Evet. bu özetini anlatıyorum. Burada K ve L araçları zıt yönde gidiyor. Zıt yönde gidiyor. Bunun K aracının L aracını geçmesi sırasında aldığı yolu soruyor. Aldığı yolu soruyor. K'nın aldığı yolu soruyor. K'nın hızını biliyorum zaten. Kaç K'nın hızı? 15. Ama T'yi bilmiyorum. Ha, derdimiz bizim T'yi bulmak. T'yi nasıl buluyorduk? Yol bölü hız. Yol Evet hocam. nedir burada? Birbirini geçme, ikisinin birbirinin boylarını geçmesi gerekiyor. Arabanın biri 5 metreydi boyu, biri de 15'ti. Bölü hızdı. Hız da biri 15, biri 5, 10. Onları da topladık. Hız K'nın hızı kaçtı? 15. L'nin hızı kaçtı? 10. Değil mi? Bunları yazdık. Buradan da süreyi 4 bölü 5 bulduk. Onu da yerine yazdık. Ve K bu olay sırasında 12 metre yol almış. Oldu mu? Hocam bir Oldu daha hocam. anlatabilir misin?
En baştan mı? Yoksa bir kısmını mı? Şey hocam, şeyi bulduktan sonra. Neyi? Süreyi mi? Evet, Ha, bunu tamam. bulduk. Süreyi bulduktan sonra zaten dananın kuyruğu kopuyor zaten. Şimdi bu soru bize ne demişti? K arabası L'yi geçinceye kadar kaç metre yol alır? Ya bu kaç metre yol alır dediğimiz kime göre? Biz bu kaç metre yol alır meselesini durgun cisimlere göre söyleyebiliriz, değil mi? Durgun. Durgun olan kimdir? Ağaçlar, binalar, dağlar, onlar durgundur. Değil mi? Ama akan bir suya durgun diyemezsin. Uçan bir kuşa durgun diyemezsin. Yani biz dünya Evet. üzerinde yaşadığımız için durgun nokta olarak kimi kastediyoruz? Ağacı kastediyoruz, binayı kastediyoruz, değil mi? Durgun bir madde. Evet hocam. Ha, o zaman bu K arabası hangi hızla gidiyordu? 15. Bunu bize vermişti zaten. Yol eşittir hız çarpı zaman, değil mi? Evet. Peki biz esas bu soruda en çok nereye harcadık zamanımızı? Bu olay kaç saniye sürdü? Bana neyi soruyordu? K arabası, L arabasını tamamen geçinceye kadar kaç metre yol almıştır? Ama geçiş sırasında. Yani ne demek geçiş? Bu K arabasının ön tamponunu, arka tamponunu, bütün vücudunu L'den kurtaracak. O da nedir? O kurtarması demek 20 metrelik yol demek. Hangi hızlı oldu bu iş? Zıt yönde olduğu için toplamını aldık hızların. Ve buradan da süreyi, bu K aracının L aracını geçme süresi 4 bölü 5 saniye sürdü. Oldu mu? Tamamdır hocam. Var mı Sonra da bildiğiniz? süreyi yerine yazdığımızda şeyi mi bulduk? Evet, evet. Tamamdır hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de bir soruyu illa bu yoldan çözeceksin, şu yoldan çözeceksin diye bir şey yok. Ama buradaki benim size anlattığım yol en kral yol, herkesin anlayabileceği en kısa, en basit yol. Ama sen dersen ki ya ben bunu şıpşak kafadan çözdüm dersen o da kabul. Yani onu eğer hisseder bir durumdaysa, annenize de sorsanız, anne benim senin en çok beğendiğim yemeği sen nasıl yapıyorsun ya bu kadar bir işi dersen, annen diyecektir ki ya ben onu işte annemden öğrenmiştim, teyzemden öğrenmiştim. İşte efendim onun için bak şipşak hemen pratik yapıyorum. Bakıyorsun yarım saatte süper bir yemek çıkıyor ortaya. Şimdi bu neden böyle? Onun bir geçmişi var. Yani burada da siz hissettiğiniz bir yoldan, hatta anneniz demiştir ki ya ben onu teyzenden öğrendim bu yemek tarifini ama sonra içine bir de şunu kattım sen daha çok beğendin. İşte şunu da katınca işte şu da beğendi, bu da beğendi, evdekiler de beğendi. Yepyeni bir yemek türü çıkmıştır ortaya. Yani illaki buradaki çözüm yolunu takip etmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz yoldan çözebilirsiniz ama inandığınız bir yoldan çözeceksiniz. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi benim size verdiğim diğer ödevimiz neydi? Diğer ödevimiz, acil ve mecburi ödevimiz Palme'den şuradan çözmekti. Burayı çözerken zaten bunu ne yapıyoruz? Palme'ye giriyoruz. Zaten buraya da yakında gireceğiz biraz. Şimdi siz buradan çözmeye başladınız. Palme çözüm yazıyoruz. Buradan dijitale giriyoruz. Üniversite hazırlığa giriyoruz. Fiziğe giriyoruz. TYT fizik kitabına giriyoruz. Buradaki hareket nerede? Tek boyutta hareket. Sayfa 31, değil mi? Buraya giriyoruz. Test 1'e giriyoruz. Birinci soruya giriyoruz. Ali, Can ve Murat. Hadi bakalım. Mesela bu soruya cevap verin. Bu soruyu çözmüş müydük? Hayır hocam. Hadi bakalım cevap verin Hayır hocam. bakalım. Ne yapacaksınız şimdi? Bunu bilmek için alim olmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu eline defteri kalemi alacaksın. Defter diyorum yalnız, kağıt demiyorum. Mümkün olduğu kadar kareli kağıt. Çizeceksin. Bunu Hakkari'li Şeyh Muzamcı'ya da sorsan yapar. Yani Şeyh Muzamcı'yı hafife almıyorum bakın. Onlar bazen bizden çok daha zeki, büyük işler yapıyorlar. Ama çizeceksin yani. Kağıda çizeceksin. Çizin bakalım haydi. Cevabını bekliyorum.
Hocam bende bir netlik problemi oldu. Acaba arkadaşlar Efendim? senden var mı yoksa ben? Duyamadım. Bende bir netlik problemi var. Öyle Ben bir çıkıp tek hocam. Bunu şöyle yapabilirsiniz netlikle alakalı. Yani bu benim attığım kopyayı bir başka telefona falan atın. Bir de ondan deneyin bakalım. Yani benim size attığım linki evde başka bir aygıt varsa bilgisayardır, tablettir onu atıp bir de orada deneyin bakalım. Bir de zaten bu verdiğim adresi siz de girebilirsiniz şeyden, internetten. Hocam cevap Bursa mı? Hocam Bursa mı? Bursa Hocam Bursa diyenler cevap. çoğalıyor. Evet. Türkçe cevap Bursa. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Burada çözümü de buradan izleyelim. Ali, Can ve Murat kısa kenara 30 metre, uzun kenara 40 metre olan bir koşu pistinin köşelerinde şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ali'ye göre Can 30 metre kuzeydedir diyor. Ali'ye göre Can'a baktığımız zaman Ali'den Can'a doğru çizdiğimiz çizgi gerçekten kuzey yönünde olacak ve buradaki uzunluğun 30 metre olduğu soruda verildiği için kısa kenar üzerinde bu ifade doğrudur. Can Murat'ın 40 metre doğusundadır demiş. Murat'tan Can'a doğru baktığımız zaman arkadaşlar doğuya doğru bir çizgi çiziyoruz. Dolayısıyla doğusundadır ve buradaki uzunluğun da yine 40 metre olduğu uzun kenarın soruda bize verildiğine göre bu ifade de doğru olacak. Son öncülümüzde ise Murat'tan Ali'ye doğru bakmamız gerekiyor. Ali Murat'ın 50 metre kuzeybatısındadır demiş. Murat'tan Ali'ye doğru çizdiğimiz çizgiye bakacak olursak buranın güneydoğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kuzeybatısındadır ifadesi yanlış olacak. Ancak buradan bir üçgen oluşturduğumuz zaman bu dik üçgene göre bakın burası 30 burası 40 ise buradaki uzunluğun 50 metre olması lazım. Dolayısıyla mesafe doğru ancak kuzeybatısındadır ifadesi yanlış olacak. Çünkü güneydoğusunda olması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlarım ifadenin yönü yanlış olduğundan dolayı üçüncü öncülü eleyebiliriz. 1 ve 2 doğru olduğu için seçenek B olacak. Evet. Nasıl? Anlaşılmayan bir yer var mı? Var mı arkadaşlar bir pürüz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Buradan bu sorulara başlıyorsunuz çözmeye. Ben bunun linkini de atıyorum size. Bir de konuyu kavramak açısından ENS'e girelim. Yani nerede takılıyorsanız beni arayacaksınız ya da burada soracaksınız ya da ders dışında da sorabilirsiniz. Takıldığınız yeri çözeceğiz. Çünkü bu işlediğimiz yerlerin ilginç ayrı bağıntıları var. Nereden kaynaklanıyor kopukluk? Onu bulacağız. Evet şuraya giriyorum arkadaşlar. 9. sınıf konu anlatımları. Fizik konu anlatımına girdim. Kuvvet ve harekete girdim. Doğrusal harekete girdim. Konu videoları. Birinci video. Flash playlist diyor, izin ver diyor. Ondan sonra buradan tekrar aynı yerden izin verdik. Giriyoruz. Kuvvet ve hareket diyoruz. Doğrusal hareket diyoruz. Birinci video diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi artık 3. ünitemize hareketine örnek olarak verilebilir. Dönme hareketi ise bir cismin bir nokta etrafında dönmesidir Şimdi burayı arkadaşlar. da Mesela şöyle düşünün. kopyalayıp Bir size atıyorum ben. fotoğraf edersin kullandığımız dünyayı düşünün Buradan mesela. atıyorum. Ortasından geçen bir eksen etrafında dönme hareketi yapması buna örnek olarak verilebilir Oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Buradan ne yapıyor herkes? Zorlandığı yeri pişiriyor. Pişiriyor. Yoksa bir lise 1'de eğer bu pişirme işlerini yapmazsak 10. sınıfta çöküş başlıyor. 11. sınıfta sürünme başlıyor. 12. sınıfta felaket başlıyor. Yani 9. sınıfta bu kopuklukları ne yapmanız lazım? Hemen halletmeniz lazım. Bu konuda benden yardım istemekte serbestsiniz. Oldu mu? Nerede bir kopukluk varsa o kopukluğu hemen ne yapmalıyız? Yapıştırmalıyız. Evet, bu soruda bir pürüz olan var mı? Geçelim mi? Bir de bu ensin dikkat ettiyseniz biraz önce ensin nesi var? Bir de dikkat ettiyseniz şurada bir tane daha konu anlatım var. Bir daha dönelim şuradan. Bir de şurada konu anlatım var. Gördünüz mü? Bakın şu kalemle işaretleyeyim. Bakın ne var burada? Bak bir konu anlatımı burada var. Bir de şurada var. Ben biraz önce buraya girdim.
Bir de buraya girdiğiniz zaman burada da bir konu anlatımı var ayrıca. Bakın orada gireyim isterseniz. TYT fizik konu anlatımı diyor. Hareket. Başka bir hoca daha burada anlatıyor. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir başlık da atabiliriz. Siz de bununla ilgili. Şurası bizim başlangıç noktamız. Sıfır. Orijinal. Buradan da ve aynı şekilde konu ise cismin o anda bulunduğu nokta. Uzman ne oldu bakın? Şu konumda. O zaman bu orijinden buraya çizdiğimiz zaman da biz aslında neyi çizmiş oluyoruz? Konum vektörünü çizmiş oluyoruz. Şöyle küçültelim. Evet. Devam ediyoruz. Oldu mu? Bu yemeğimizi bu şekilde pişirerek dikkatli gitmemiz lazım. Kopukluk olursa sonra 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf derken kopukluk artar. Yani bu sene sizin, siz aslında çok mağdur bir durumdasınız. Sebebi nedir? Anlamakta bazen zorluk çekebilirsiniz. Bu konuda size aşırı bir sorumluluk düşüyor. Bunun sebebi de şu, biz bir kere sizin 8. sınıfın 2. dönemi yok sizde. Değil mi? Bu salgından dolayı. Bu size yansıyacak bir şekilde dolayısıyla. Yani müfredatın dili yok ki sizin için ağlasın. Ya sizin geçen sene 2. döneminiz yok çocuklar deyip müfredat sorsanız müfredat sizin için yas bile tutar, ağlar. Ama ne yapalım? Oturup ağlayacak bir halimiz yok. Telafi edeceğiz bunu. Yani ağlayacak da bir durum yok, gülecek de bir durum yok. O zaman ikinci dönemin eksiklerinin olduğunu kabullenerek yürümemiz lazım. Yani oradaki konuları bilmeyince ne oluyor şimdi? Siz 9 katlı apartmanın 9. katında yaşıyorsunuz şu anda. 9. sınıf olduğunuz için. Ama 8. katın yarısı çürük. Bir de şimdi okullar tam müfredatla ders yapmıyor değil mi şu anda? Var mı? Yani haftada 5 gün dolu dolu ders yapan okul var mı şu anda? Var mı? Okullarımızdan dolu dolu haftada 5 gün ders yapan yok galiba değil mi? Var mı? Var hocam. Her gün ders var işte. Her gün dolu dolu ders oluyor mu? Evet hocam. Yani okul bitsin sonra kurslar başlıyor işte. Grup aktiviteleri başlıyor işte kulüpler, okulların. Tamam Melisa, bu güzel. Yani senin açından güzel ama bak diğer arkadaşlarından aynı cevap alamadık. Ama yok. Buna da rağmen mesela dolu dolu olur bile, başka olan bir iki arkadaş da olabilir ama birçok okul şu anda haftada iki gün ders yapıyor, yarım yapıyor. Yani bu salgın mevzundan dolayı. Şimdi Melisa tam yapıyor dedi. Sorsak sınıfta kaç tane gelmeyen var değil mi? Geliyor mu hepsi Melisa sınıfın? Ne yazık ki var bir 7 kişi falan gelmiyor. 7 kişi gelmiyorsa bu ne demektir biliyor musun? Gelmeyen her bir kişi sınıfa fren demektir. Bu ders gelmez, öbür ders gelir. Hocam ben anlamadım der. Haydi, hadi bakalım hoca ne yapar? Frene basar. Anladınız mı? Yani şu anda ister istemez, yani sen her gün senin okulun mükemmel müfredat uygulasa bile bir kişi gelmediyse derse, ertesi ders gelince hocam ben geçen ders yoktum anlamadım deyince ne yapıyor? Hoca orayı bir daha anlatmak zorunda kalıyor ve dolayısıyla senin otobüs gitmiyor, sınıf gitmiyor, ilerlemiyor. Burada ne yapacağız peki? Bunu bu durumu bu yakın tarihte görülmüş bir durum değil bu. Onun için burada eksiğimizi kapatacağız. Ben de sizin için gayret ediyorum. Hiçbir bilgi aksaklığı olmaması için, yani 8. sınıfta boşluk olmamış, 9. sınıfta boşluk olmamış, mükemmel dersler işlenmiş gibi müfredat bitsin diye gayret ediyorum. Tamam, bunu bilin yani. Onun için derslerimizi çok sıkı takip edin. Ben derse bir dakika bile geç gelenler için üzülüyorum. Neden? Çünkü o bir soruyu kaçırdıysa diğer soruyu yapıştıramaz. Zaten öğrencilerin bu salgından dolayı zaten 8 aydır yatmaktan sırtları yara oldu, beyinleri küflendi. Biraz espriyle karışık, doğru mu? Onun için bu noktada bu eksiklerimizin kapanması için çok ciddi bir efor sarf edin. Ben buradan size gerekli desteği veriyorum zaten. Gene de bir eksiklik olursa bana her zaman yardım için başvurabilirsiniz. Evet, bu soruda sorusu olan var mı? Yok galiba değil mi? Geçiyoruz. Geldik bir tren sorusuna. 18. soru. Haydi bakalım. Ne diyorsunuz bu soruya?
Hocam yukarı kaydırır mısınız? Tam göremiyorum. Nasıl şu anda? Biraz harika. Daha iyi. Büyüteyim mi biraz daha? İyi hocam. Evet Reyhan, nasıl gidiyor bu konularla aran? Ses problemi olan varsa WhatsApp'tan ya da chat'ten yazabilir. Chat'i şu anda açtım. Reyhan'dan herhangi bir chat mesajı yok. Herhalde bizi duyamıyor şu anda. Evet, cevap bekliyorum. Hocam ben Ceyhan diyeceğim ama gerçekten emin değilim. Ceyhan diyorsun. Mehmet Emir, sen ne diyorsun? Daha çözüyorum hocam. Hadi bakalım. Ekin, senin sesini de duyamıyorum bazen. Neden oluyor acaba? Ses problemi mi var? Hayır hocam. İyisin değil mi? Sesimiz gayet yani, güzel. Bir sıkıntı var mı? Ara sıra oluyor hocam. Biz ev değiştiriyoruz da ara sıra. Orada diğer evdeyken çok konuşamıyorum. Çünkü çok gürültülü oluyor ortam. Şimdi şu sesle bir sıkıntı iyi ama yok. Sesin gayet güzel. Şu anda iyi. Geçen dersten çok daha iyi. Güzel. Tamam, bir pürüz yok. Biraz önceki sorumuzu anladın mı? Ekin, bilgisayarla mı giriyorsun, tabletle mi giriyorsun? Hocam telefondan giriyorum şu an. Normalde bilgisayarla ama şu an telefondayım. Ama güzel, sesin bugün güzel. Geçen ders biraz uğultu vardı ama sesin de bugün güzel. Dersin sesin gayet güzel geliyor, tamam. Evet, yardım ister misiniz yardım? Biraz yardım hocam, isteyeyim. Ben Denizli buldum. Denizli buldum. Sen ne buldun Selim? Edirne. Edirne buldun. Peki, bakıyoruz. Cevabımız Edirne. Açıklayalım bunu. Şimdi bu X treniyle Y treni gördüğünüz gibi zıt gidiyor değil mi? Yönleri ters mi? Evet. Aynı doğrultuda ama zıt yönde. Ha, soru bize bunu vermiş zaten. X ve Y trenlerin hızları biri 72, diğeri de 108 kilometre bölü saat hıza sahiptir diyor. Ha, burada bir nefes alalım. Bu hızlarımızı bizden metre olarak istediği için, metre ve saniye cinsinden geçtiği için bir çevirelim. 72'yi çevirirsem kilometre bölü saati, metre bölü saniye çevirirsem 1 kilometre 1000 metre olduğu için 1000'le çarptın mı? Altta da saniye var. Bakın saniyenin önünde hiçbir şey yazmadığı için 1 saat 3600 saniye mi? Evet. Onun yerine de 3600 saniye yazdım. O zaman buradan sadeleştirmeleri yaparsam sıfırlar gitti. 72'yi 36'ya bölersem 2. Bir de burada sıfır var. 20. Ha, X'in hızı neymiş? 20. Y'nin hızında 30 buldun mu bu şekilde? Buldum. Tamam. Devam edelim sorunun diğer kısmına. Bu iki trenin boyları LX 2 birimse LY 3 birimmiş. Bak, tam karşısındaki rakam alıyorum. Yani bu 2 metre ise 3 metre, bu 20 metre ise 30 metre, bu 2 kilometre ise 3 kilometre. Oran olarak 2'ye 3 yani. Tamam, bunu da anladım. O zaman bunu da şöylece alırsam ben buraya. Burada ben ihtiyacım olursa, gerekirse bir içler dışlar yaparsam, içler dışlar yaparsam, içler dışlar yapmak ne demek? Olmayanın altına bir gizli bir yazmak demek. İçler dışlar yaparsam 3 tane LX
eşittir bölü 2 oluyor mu? L'ye eşit hale geliyor. Evet, böyle oldu. L'ye çarpı 2 çünkü buradan. Şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. Biraz soruyu parçalayalım diye böyle yaptım. Trenler birbirini bir dakikada geçtiğine göre X treninin... Hocam orayı nasıl yaptık? Efendim? L X bölü L V eşittir. 2 bölü 3 orada çapraz çarpma yaptınız. Evet. Orayı anlamadım. Orayı tamam, anlatacağım orayı. X treninin boyu kaç metredir dedi. Öyle mi? Tamam. Şimdi bir kere arkadaşlar burada anayasamız, baba yasamız yol eşittir hız çarpı zaman mıydı? Harflerle yazdığımıza bakmayın. Benim adım Hasan. Beni illaki tek bir harfle göstermek isterseniz hangi harfle gösterirsiniz? H ile, değil mi? Yani Selahattin'in adını tek bir daha kısa bir şekilde söylemek istersek ne deriz? Selo. Abdullah ne deriz? Apo. Burada da X eşit VT diye kısalttık. Yol eşittir hız çarpı zaman dedik. Şimdi bunu şu hale getireceğiz. Yani sorumuz burada, olay burada şu. Nedir yani? Yol yerine ne yazacağız? Bunlar birbirini geçtiğine göre yol demek ne demek? Boylarının toplamı demek. Değil mi? Bak bunun burnuyla, bunun burnu aynı anda başlıyor. Öyleyse X'in Y'yi geçmesi demek ne demek? X'in tüm kuyruğunu kurtarıp en son kuyruğunu da kurtaracak demek. Peki Y'nin bunu geçmesi ne demek? Onun da bütün boyunu geçip en son arka tamponu kurtarmak demek. Yani X treninin Y'yi geçmesi ya da Y treninin X'i geçmesi demek boylarının toplamı kadar yol almak demek bu geçme olayı sırasında. Burayı anladık mı arkadaşlar? Peki hız nasıl alıyoruz? Zıt yönde olduğu için toplamını alıyoruz. Yani şu hızı ne yapıyoruz burada? Toplam olarak alıyoruz. Şu T'yi de aynen yazdık. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Peki burada arkadaşlar kalemimi değiştireyim. Burada yahu çok bilinmeyen var arkadaş burada. Vx'i yerine yazdık. Tamam. Vy'yi de yerine yazdık. Tamam. Onları çevirmiştik şurada değil mi? Bunu burada çevirmiştik. Burada da buradan çevirmiştik. Yerine yazdık. Ama şurada hem Lx'i bilmiyorum hem Ly'yi bilmiyorum. Ne yapayım o zaman? Şuradan bir çapraz çarpım yapıp da bilinmeyen sayısını azaltmak için Ly'yi çekersem mesela. Birini çekeyim yani. Hangisi olduğu çok önemli değil. Mesela Ly'yi çekeyim. Ly'yi çekersem Ly 3Lx bölü 2 oldu mu? Oldu. O zaman Ly'nin yerine şuradaki ne yazdım? Şunu yazdım. Aynen bunu yazıyorum. Ly'nin yerine. Aa bir de baktım ki sadece Lx kalmış bilmediğim burada. Çok başarılı olduk. Ne yaptık? Bilinmeyenlerin hepsini patır 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 yok ettik. Bir tek Lx kaldı bilinmeyen. Onu da bilinçli olarak yaptık. Çünkü bize X treninin boyunu soruyor ya. Onun için onu bilerek ne yaptık? Koruduk ve öbürlerini de yok etmek için hepsini bir şekilde ayağını kaydırdık. E ne oldu şimdi o zaman? Buradan 20-30 daha ne etti? 50 çarpı 60. Şurada bir elma. Bir de 1,5 elma var. Bir elma, 1,5 elma daha ne yapar? 2,5 elma. 2,5 elmayı nasıl yazarım? 5 bölü 2. Bu işlemi yapıyorum. Buradan Lx kaç çıkıyor? 1200 metre çıkıyor. Evet. Kısa bir özet mi yapayım? Yoksa anlamadığınız bir yer varsa sadece orayı mı soracaksınız? Çok mu zor geldi?